صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي واعتصامي إلا بالله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على سيدنا، صلوا على طبيب قلوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله الحي القيوم، حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bir mübarek cuma gecesine daha kavuşmak üzereyiz. Ramazan-ı Şerif'teki cumalar başka cumalara benzemez. Fazlul cumaati fi Ramazan ke fazlul Ramazan ala sairi şuhur. Ramazan ayı diğer aylardan ne kadar faziletliyse, Ramazan-ı Şerif'teki bir cuma da diğer cumalardan o kadar üstündür. Zaten 4 tane cumamız var idi. İkisi geçti. Bir de bu gece geldi. Bir tane daha cumamız kalacak. Allah ona da kavuştursun Fazl-ı Kerem'i. Onun için cemaati bırakmamak lazım. Sohbetleri terk etmemek lazım. Namazları cemaatle kılmak lazım. Hangi sohbette hidayet var belli değil. Hidayeti Mevla gizledi sohbet kelimeleri arasında. Devamlı takip edersek birinde yakalayacağız inşallah. Onun için şimdi önümüzdeki, yani yarın değil öbür gece de 21. gecedir. Artık tabii tek geceler, son 10 geceler başlıyor. İrtikafa girmek isteyenler bir gün bile, bir gece bile Allah için insan irtikaf yapsa, yani bir cemaatle namaz kılınan mescitte kalsa hiç çıkmamak üzere, ancak kazai hacet için çıkar, abdest için. Başka bir şey için çıkmazsa men i'tekefe yevmen fî sebîlillâh ibtigâe vecihillâh, Allah'ın rızasını kazanmak için Celle Celaluhu bir gün i'tikaf yaparsa ceâlellâhu beyne ve beynen nâri selâte hanâdika, Allah Teala onunla, o kişiyle cehennemin arasına 3 tane hendek açar. Kullu hendek eb'adu mâ beynes semâ vel ard. Bir hendek demek gökle yer arasından daha uzak mesafedir. Gökle yer arası 500 senelik mesafedir. Öyle 3 tane hendek açar. Yani o adam cehenneme giremez. İstese bile giremeyecek. Mevla engel çıkartıyor. Bir gün itikaf yapsa. Ama son 10 günün tümünde itikaf yapılırsa bu sünnet-i müekkededir, kuvvetli sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba olmuş olur. Bu zamanda bu itikafa girenler kalmadılar. Biz evvelce giriyorduk. Fakat şimdi لَا اِتِكَافَ اِلَّا بِصَوْمُ. Oruçsuz itikaf olmaz. Yani ben oruç tutamadığım için bizden itikaf da düşmüş oldu böylece. Ama camiye girerken niyet ediyoruz. İşte kaç saat kalıyoruz. İtikaf sayılır ama sünnet-i müekkede olan itikaf tabii 20-30 senedir bizden düştü. Ama ondan evvel her sene girdik Efendi Hazretlerimizle beraber. Zülhicce'de de girerdik. Hacca gitmediğimiz sene. İsmail Adı Efendi Hazretleri yani Zülhicce'nin ilk 10'unda da girerdi. Yani onu da hiç yapan kalmadı şimdi. Bekle, İsmaila'da bile Zülhicce'de giren duymuyorum artık. Yani duymuyorum. Yine Ramazan itikafı meşhurdur. Biraz girmek isteyenler var. 100 kişi girdiğimiz olurdu İsmaila'da. Ne bereketli zamanlardı, ne kıymetli insanlar vardı. Şimdi kıtlık var. Yani cemaat artıyor, bakma sen. Kaliteli insan, şuurlu insanlar azalıyor. Sayılar azalıyor. Allah yeniden yeni bir nesil halka eylesin Allah. Amin.
kurban olduğum şuurlu, takva üzere, faziletli, ilme merak, dine merak, yeni bir nesil, yeni bir ya Rabbi gençlik sen bize halk eyle, yarat ya Rabbi. Yaratan ancak sensin ya Rabbi. Bir de bakarız ummadığımız yerden bir yeni gençlik çıkar. Çıkıyor da, çıkmıyor da değil ama biz tabii eski günleri arıyoruz, devamlı hatırlıyoruz artık. Yine sizlerle teselli oluyoruz. Cemaatimiz sohbete gelenlerle beraber teselli oluyoruz. Şimdi yarın değil öbür gece 10 geceler giriyor. İtikaf yapmak isteyenler güneş batmadan evvel itikafa girmeleri lazım. Yani ne günden bahsediyorum? Cuma'nın akşamı. Yani yarın akşam değil. Cumartesi. Cumartesi 20'dir. Cumartesinin güneşi batmadan evvel, ikinden sonra güneş batmadan evvel girenler, yani 10 gecelik. Ha bu 29 çekiyor, o mühim değil. Bir gece evvel girmek gerekmez. Mühim olan son 10 gecelerdir. Yani 10 olması mühim değil. 9'a da düşse son olacak. Yani ne demektir bu? 20'yi 21'e bağlayan ilk gecesidir demektir. Bu 30 olursa 10'a tamamlamış olur, 29 olursa 9'da kalmış olur. Bunda bir zarar yok. Çünkü Ramazan bitti, zaten Kadir Gecesi olma ihtimali kalktı. Bundan dolayı son, yani 20'yi 21'e bağlayan gece, cumartesiyi pazara bağlayan gecedir. İnşallah ben burada olayım yine inşallah. Çünkü Kadir Gecesi olma ihtimali kuvvetlidir. Şafii mezhebine göre kesin Kadir Gecesidir. Şafii mezhebi deyip geçme. Koca müçtehit. Tabi bu hadis-i şeriften de kuvvetli rivati vardır. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem zaten teharrav leyletel kadri fil aşril evâhiri min ramadâne fi evtâriha. Kadir gecesini nerede arayın? Ramazan-ı Şerif'in son onlarında arayın. Son onlarının da teklerinde arayın. Yani işimiz aslında çok da zor değil. Burada 21, 23, 25, 27, 29 olmak itibarıyla 5 geceye yoğunlaşmamız gerekiyor. Tabii Mekke Medine'de de takvimimizin aynı olması da bize bir kolaylık oluyor. Çünkü bazı kere onlar bir gün evvel yapınca orada tek bizde çift, bizde çift orada tek. İnsan 10 gecenin her gecesini Kadir bil hesabı. İnsan da her gece aynı tempoyla da mesai sarf edemiyor. Hepimiz beşeriz yani. Bazı gecelerde kendimizi hazırlıyoruz. Bu gece bir kuvvetli. Ben de ne zaman kendimi hazırlasam uyku gelir. Yahu başka gecelerde gözüme uyku girmiyor. Anası demiş ya çocuğuna, demiş uyusana demiş, erken kalktın. Sen baksana gözüme demiş, bu gözde uyuyacak göz var mı? 3 yaşında çocuk diyor bunu, 2 yaşında. Şimdi gözüme uyku girmiyor. Yahu tam mübarek gece oluyor, böyle kendimi önceden hedefe kilitliyorum. Şu kadar rekat kılayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Ya böyle uyuyacağım. Yahu şeytana inanmayan, değil mi? Şu Allah'a inanmayan kafir oluyor. Şeytana inanmayan ne oluyor? O da kafir oluyor. Şimdi bir adam dese ki şeytan yok, kafir olur. Şeytan var ya. Öyle mi? Euzü billahi mineşşeytanirracim ne başlıyorsun Kur'an'a? Şeytan yok ise niye ucu çekiyorsun? Şimdi hani cinleri inkar eden, şeytanı inkar edenler kıpkızıl kafirdir. Ya bu şeytan da var ya. Ve ma ensaniyü leşşeytanü nezkura. Kehf suresinde Yuşa aleyhisselam diyor ki Musa aleyhisselama, adı geçmiyor orada, yanındaki çömezi diye geçiyor, hizmetçisi diye geçiyor. O dedi ki diyor, la balık nerede diyor, getir de yiyelim. Ya diyor ben unuttum sana deme, balık, pişmiş balık, üzerine bir pınardan su değdi, balık canlandı, denize gitti. Bu ayetle sabittir. Efendim, sen diyor, işaretimiz oydu, sen diyor Hızır aleyhisselama arıyoruz. Sen bana niye demedin diyor Musa aleyhisselam. Zaten oradan ileri gitmişler, boşuna yoruldular. Dönecekler o kadar yolu geri bir daha. Musa aleyhisselam da diyor, ben de boşuna yorulmadım. Hiçbir yolculukta yorulmak bilmem diyor. Dünyayı geçsem yorulmam diyor. Hızır aleyhisselamla bulunacakları kayayı geçtiler. Kayayı geçince yorgunluk çöktü ona. Yorgunluk çöktü ki daha fazla gitmesinler diye. Hele yoruldum dedi ya. Fakat lakaytu min seferina hâzâ nasaba. Ya ben dedi yolculuklarda yorulmam ama bu sefer yoruldum dedi ya. Yani yemeği isteyince onun da aklına balık gelecek. Balık yok. Yani daha gitmesinler diye acıktım dedi, ele getir. Dedi ki balık yok ki dedi. Ne su yok ya dedi. Dedi balık canlandı gitti denize. Dedi sen ne biçim adamsın, ben sana demedim mi ki işaret yeri orası.
balık canlanacak, denize atlayacak dedim sana. E dedin ama dedi. Şeytan unutturdu bana. Ayet bu ya. Şeytana Mevla fırsat vermese, yol vermese uyutur diyor. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki bir insan diyor her namazdan sonra 10 kere Sübhanallah, 10 kere Elhamdülillah, 10 kere Allahu Ekber. Bu başka rivayet. Bu da Buhari Müslim'de var. Yatarkeni de ekliyor bu. Öbürü 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber. Yatarkenle ilişkili değil. 5 vakitten sonra. Bu diyor ki 10 kere yaparsa sonra da uyuyunca 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 34 Allahu Ekber derse sayıda şu kadar oluyor. Hasenatta 1500 oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hesabını yapmış. Ben size ara sıra yapıyorum, siz de diyorsunuz ki ne hesapçı hocasın ya, niye hesap yapıyorsun, sevabın hesabı mı olur? Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste hesabı yapmış. Bu diyor, dilde diyor şu kadar okunuyor ama işte 10 kereler 50 tane ediyor şey mesela. 50 Sübhanallah diyor, değil mi? 5 kere yani, 5 kere 10. Hepsinden 50 yapsa 150 yapıyor. Sonra 33-34'te 100 yapıyor. Bu lafız olarak dilde sayarsan kaç yaptı hepsi bir günde? 150 daha. Lafızda 150 yaptı mübarek adam. Anladınız mı? Yok, fazla mı yaptı? Yok. 3 kere 10'dan 30. 30'u 5 ile çarptık. 3 kere 5 15 150. 100 de yatarken yaptık. 250 he. Ama bunu 1'e 10 ile katladın, 2500 veya sahire hesap gidiyor, katlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu diyor, çok kolaydır ama, وَقَلِيلٌ مَنْ يَعْمَلُ buna devam eden azdır. Allah Allah. Ya biz 33'ü yapmaya uğraşıyoruz, 10 daha kolay, niye bunu yapan azdır? Çünkü buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, namazı bitirdiğiniz zaman diyor, dünya kelamı konuşmadan bunu yapmanız lazım. Mutlaka diyor, biri gelir, bir şey söylerse veya sizin aklınıza bir şey gelir, şeytan aklınıza bir şey getirir, konuşturur sizi diyor. Konuşturduktan sonra yapsanız da karavana. Peki, yatarken de diyor, bunu yapan azdır, hakikaten azdır. Yatarken çok zor oluyor ya. 33, 33, 34. Buhari, Müslim, en saygın. Çünkü diyor neden? Şeytan sizimize gelir, feyünevvimuhu kablen yekûlev. O bunları demeden şeytan uyutur onu diyor. Bak, unutturmakta şeytanın devresi var mı? Var. Uyutmakta devresi var mı? Var. Mevla niye böyle yaptı? İmtihan. Onun için imtihan. Şimdi hazırlanıyorum, şu gece bir ibadet yapayım. Hakikaten uykum geliyor. Kahve, bilmem ne, markaların ismini vermeyeyim. Reklam olmasın, atları gavurca. Bir şeyler içiyorum, içiyorum, içiyorum da zorla toparlıyorum yani. La bir gün evvel böyle bir şey oldu. Çünkü bir gün evvel mübarek gece değildi. Şimdi onun için yarın değil öbür gece. 21. gece, bir defa tek gecelerinde arayın hadis-i şerifine göre, tek gecelerin nesidir? Birincisidir. Son 10 gecelerin, tek gecelerinin birincisidir. Bir. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüya gördü. Bu da sahih hadislerde geçiyor. Kütüb-i Sitte'de falan vesaire. Ahmet bin Hanbel olabilir. Kaynakları sahihte gördüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyası senin benim rüyama benzer mi? Benzemez. Rü'yel enbiya-i vahyun. Peygamberlerin rüyası vahidir. Aynı ayet gibidir. Rüyamda gördüm ki buyuruyor. Kadir gecesini çok soruyorlardı hangi gece. Aslında bana bildirildi buyurdu kesin. Kesin şu gün diye diyecektim size, bildirildi. اُعْلِمْتُهَا ثُمَّ اُنْسِيْتُهَا sonra unutturuldum. Kesin olsa herkes kazanır. Mevla herkes kazansın istemiyor. Her zaman onu sayanlar kazansın istiyor. Öyle senede bir geceyle kazansın istemez Mevla. Mevla her zaman var. Namaz her zaman farz. Sen hiç Allah'ı aradığın, sorduğun yok Celle Celaluhu. Zikrettiğin yok, şükrettiğin yok. Bir gecede işi koparacağım. Bu milletin canı çıktı her gece namaz kılmaktan. Ne olacak yani? Eşit olacaksınız. Var mı öyle ya mı? Onun için gizlendi bu iş. Bildirildim sonra unutturuldum. Sonra yani hatta bildirildiği gece tam çıkıyordu. Sahabe-i kiram zaten evinin içerisi, mescidi açılıyordu.
Tam evinden, hane-i saadetlerinden çıkıp millete ilan edecekti. Şu bildirildi, şu gecedir, kesindir vesairedir. Belki geziyor senin içinde diyecekti. Belki başka bir şey söyleyecekti ama kesin yani adresi verecekti. Fakat o arada iki kişi kavga etti. Fetelâhâ racülâni diyor. İki adam, bir kavga çıktı orada. Batırtı, gürültü. Çok kötü bir şey bu ya. Bir hoca da öyle. Bir şey konuşacaksın, orada iki kişi ses yapsa diyeceğini unuttururlar hocaya. Hocanın da dikkati dağılır. Ne oluyor orada falan? Bir de baktın, okuyacağı ayeti unuttu hoca. Böyle şeyler oluyor yani. İki kişi gürültü çıkarttı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, orada sahabe-i kiram onları ayırdılar falan. Ne yapıyorsunuz ya? Susun, musun falan. Oturun aşağı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki, bana Kadir gecesinin tam tayini verildi. Gecesi vakti bildirildi. Sümme rufa, sonra kaldırıldı. Şimdi bu kaldırıldı şeyinden bazı alimler Kadir gecesi hepten kaldırıldı. Bu Ramazanlarda hiç yok diyor. Bazı alimler o görüştedir. Fakat ekseri ulema diyorlar ki madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini imanla, ihlasla kıyam eden, teravih kılan, geçmiş günahlar af olur. O zaman bu kadar müjde nereye gitti Kadir gecesi sade sahabe dönemindeydiyse? Bundan dolayı kuvvetli görüşe göre kaldırılmadı. Peki Efendimiz niye buyurdu ki kaldırıldı? Şunu buyurdu, yani tayini kaldırıldı. Ben size şu gün şu vakit diyecektim, bu bilgi kaldırıldı. Kadir gecesi duruyor, yine siz arayın bakalım. Yine sizin işiniz yine aramaya kaldı. Kaldırıldı ne demek? Söyleme iznim kaldırıldı. Söyleyecektim, kaldırıldı. Şimdi bu tabii, yani bu da bir önemli bir şeydir ki, iki kişinin kavgası, patırtısı, gürültüsü, bu kadar ümmetin, bakın, 1400 küsur senedir kesin bir bilgiye kavuşamamamıza sebep oldu. Buradan da ilim meclislerinde sükût durmanın, mescitlerde ses yapmamanın, değil mi? Ulemanın, evliyanın bulunduğu yerlerde böyle birbirine nizâ çıkartmamanın, çok ayıp şeyler zaten tabii. Ama oluyor, insanız, beşeriz, olmuş, oluyor. Bunlara dikkat etmek icap ediyor. Bize düşen nedir? Şimdi bize zaten buyurulmuş ki, 10 gecelerin teklerinde arayın. Çok bir şey değil bu, 5 gece bu. Ha, Mekke Medine hesap karışsa, oranın takvimi mi doğru, buranın gibi doğru, bu sefer her gece tek olma ihtimali çıkıyordu. Şimdi bu sene beraberiz. Yani 27, bizde de 27 olacak. Orada da 27 olacak. Anladın? Bu iyi bir şey. Yani manen adama bir huzur veriyor. Çünkü bu kadar insan, milyonlarca insanlar da orada toplanıyor. Şimdi biz burada 27 yapıyoruz, onlar yarın 27 yapıyor. Bunlar sıkıntı veriyor ümmete yani, bu ihtilaf çıkıyor. Bu sene yani ittifaklı başının sonunu bilmiyorum, bayramda yine iş karışabiliyor bazen. Şu anda başından bize mühim, çünkü başı geldiği zaman artık 27 oynar mı? Oynamaz, başı belli olduysa herkes de 27, aynı 27'dir. Bu bize rahatlık veriyor. Elhamdülillah. Ama rüyamda gördüm ki buyuruyor, bu da sahih hadistir sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi bütün sahabe Kadir gecesini soruyor, merak ediyor. Buyurdu ki Kadir gecesinin sabahının alameti olarak rüyamda bana gösterildi. Ne oldu sabahleyin? Ben mescitte secde yaptım. Yani Ravza'da. Sonra baktım ki kumlar ıslanmış, yani gece yağmur yağmış. Kumlar ıslanınca benim alnıma secdeden çamur bulaşmış. Böyle bir alamet gördüm. Yani tabii Kadir gecesi geçtikten sonra anlaşılıyor bunlar. Bu da çok önemli. Mesela kitaplarda yazıyor. Diyor ki Kadir gecesinin alametlerini sayıyor. En büyük alamet sabahında güneş ışıksız doğar. Her gün güneşi kolla parlak doğar. Kadir gecesinin sabahıysa o kadar melekler geri göğe dönüyor ki onların kanatlarından güneşin şuaları yayılamıyor. Bundan dolayı tas gibi, böyle tas gibi doğar, böyle bakır tas gibi. Ama zaten onu gördüğün zaman Kadir gecesi geçmiş oluyor. O zaman ne lazım bu alamet? Ne lazım bu alamet? Bir daha seneye lazım. O zaman uyanık olursun, seneye, o geceye dikkat edersin. Öyle mi? Bütün sahabe bunu aramış. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son 10 gecelerde camide kalmış? Sediri küçük, ince bir hasırı vardı zaten. Yatağı matağı yok bizim gibi. Nerede bizim yataklar? Değil mi? Yaylı, maylı, böyle vücuduna göre şekil alıyor, bilmem ne alıyor, enerji çekiyor, bilmem ne boşaltıyor, bilmem ne. Sanki bize öyle bir yatak reklamları var ki şimdi. Yani adam ayakta uyuyası geliyor. Hikaye.
Kainatın efendisi hasıra yaygıya yatardı sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Ayşe anamızın direği diye geçen direk var. Orada dualar %100 kabul. Biz orayı kolluyoruz hep Ravza'da. O direğin önünde yatardı. Şimdi her sene son 10 gece niçin camide yattı kalktı? Eşlerine yanaşmadı. Hiç ilişkiye girmedi, girmezdi. Son 10 gecelerde. Çünkü zaten camide itikafta olan o arada evine gidip, evi caminin yanında da olsa, imam itikafta olsa, imam meşrutası da mahfilden eve ekli olsa, bu şimdi gidip de zaten oruç değilim, eşiyle ilişkiye girse itikafı bozuldu mu? Bozuldu. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Bakara suresi. Mescitlerde itikaf yapıyorken eşlerinizle ilişkiye girmeyin. Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem saçına çok bakım yapardı. Çok saçın çok uzundu ya. Saçlarına çok bakım yapardı böyle. En ufak kir, pas böyle zerre kadar. O kadar temizdi ya sallallahu aleyhi ve sellem. Temizlerin en temizi. Atyabut tayyibin sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak camide dururdu kendisi. Başını evin içine. Mescit onun evi bitişik idi. Oradan Ayşe anamız falan, hanalarımız başını yıkardılar bir tek. Başını yıkardılar, camiden vücudunu çıkartmazdı. Anladın? O kadar, ondan fazlası yok. Şimdi bu 10 gece itikafın esas sebebi ne? Kadir gecesini yakalama meselesi. Devamlı camide olayım. Çünkü bu 10 gecenin mutlaka biri. Onu kaçırmayayım. Gerçi yani İmam-ı Azam'a göre Ramazan'ın içinde de gezer, senenin içinde de gezer. Mesela bu gece Cuma gecesi. Cuma gecesi olduğu için yani yarın Cuma olunca gece önce geliyor. Bu gece Kadir gecesinden bile eftal olduğuna dair rivayetler var. Bu her Cuma gecesi hakkında geçerli. Hele bir de ki Ramazan'ın Cuma'sıysa sorma gitsin. Ama ve lakin şimdi... Bu gecenin ayrı bir özelliği daha var. Bu cumayı konuşuyorum. Geçen hafta bunu demedim. Niye? Bu gece 19. gece. Bu gece 19. gece olunca şimdi şu gece biz teravide de buradayız. Civarda olanlar Ahmet Yesevi Derneği'ndeyiz. Burası neresi demeyin. Almanya'dan yetişemezsiniz tabii ki. Fatih'te civarda olanlara söylüyorum. Teravih anca ezanla. Millet camiler ezan okudun biz de okuyoruz. Hatimle de kılmıyoruz. Merak etmeyin. Yandım Allah, kaçmanıza gerek yok. Normal namaz kılıyoruz. Tamam. He, teravide de buradayız. Üst katta yer olur, alt katta yer olur. Cemaat bereketli olur inşallah. Şimdi bu gecenin özelliği nedir? Bu da bu Davud'da vesaire kaynaklarda geçiyor. Utlubuha fi sebe'aşarate evtis aşarate min Ramazan. Kadir gecesini nerede arayın? Ramazan'ın 17'sinde arayın. Ben bulunamadım, gelecektim. İşte İstanbul dışına çıktık, işler karıştı. Gitmek durumunda kaldım. 17. gecesinde arayın, Bedir gecesiydi. Bir de 19. gecesinde arayın. Şimdi bu gece 19. gece, yarın 19. O zaman, yani son 10 gecelerin dışında da aranması emredilen geceler var, sahih kaynaklarda. Onları da inkar etmeyelim. Mesela bunlardan biri de bu gece. Şimdi bir de bu Cuma gecesi olduğuna göre bu gece, bu şimdi çift dikiş, üç dikiş oldu yani. Zaten bunda hiç Ramazan bile olmasaydı Kadir gecesinden eftal olma rivati var Cuma'dan dolayı. Hele bir de Ramazan, hele bir de 19. gece arayına denk geldi. İşte bu Cuma gecesi, bu gece şimdi rastgele bir şey değil. Allah mübarek eylesin hepimiz için. Bu gecede beraatlerimizi ihsan etsin. Bu iftar saatinde azad eylesin. Boyunlarımızı, boyunlarınızı cehennemden azad eylesin. Dağıttınız mı hurmaları? Ha bak, o verecekleri hurmadan alacaksınız önce. Kendi hurmanız daha yağlı olsa da önce bundan. Anladın? Sonra sizinkileri yiyin. Birinci benim şeyle açın. Ben de bir şey yapayım diyorum, arkadaş da bana mübarek ortak oldu. O da belki de o aldı götürüyor sevapları ama bilmiyorum. Beni de ortaksız bırakmıyorlar gibi tek iş yapayım.
Neyse. Allah zengin, herkese verir. Onunla iftar edin inşallah. Şimdi elinizde bekleyin. Ezan okunur okunmaz hemen ağza atarsınız. İftara acele yapmak kuvvetli sünnet. 19. gece arayın, bu gecenin önemini anlatıyorum. Şimdi yarın değil öbür gece meselesi. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, ben Kadir gecesinin sabahında mescitte secde yaptım. Rüyamda gördüm ki alnıma çamur bulaştı. Yani suyla çamura secde yapmışım. Çünkü o zaman mescidin üstü kapalı değil. Mescidin üstü hurma liflerinden. Yağarsa yağmur aşağı damlıyordu. Yerde neydi? Böyle halı malı bir şeyler yok. Yerde kumdu. Medine kumluktur. Kumdu. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o şimdi çadırlar var ya, hemen Yeşil Kubbe'nin bir gerisinde bir boşluk vardı. Üstü açıktı. Şimdi çadır yaptılar. Sonra bir daha ileri gidersiniz. Araya bir şey gelir. İleride bir açıklık daha vardır. Orada da çadır yapıldı. Sonra cami yapıldı. Arada iki, onlara kumluk denirdi. Osmanlı zamanından beri. Birinci kumluk, ikinci kumluk. Hatta o eski resimlerde orada bir hurma ağacı var. Medine eski resimleri, Yeşil Kubbe'nin hemen arkasındaki kumluğun eski resimlere bakın. Şöyle durduğunuz zaman kıbleye, sol köşede bir hurma ağacı da var. Orijinal hurmaydı, orada kumluktu yani. Şimdi ben diyor, suya ve çamura secde yaptım. Kadir gecesinin sabahı imiş o sabah diyor. Sahabe-i kiram tabi acayip tetikte. Bu Kadir gecesini tespit bakımından önemliydi. Bir sabah baktılar ki namazı kılarken geldiler namaza, baktılar o gece yağmış, kumlar çamurlaşmış ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secde yaptırdı, cemaat namazı bitirdi. Alnında ne var? Kum yapışmış. Bir insanın alnına secdeden toprak, kum, işte çakıl taşı bazı ufak mufak yapışır böyle. Hadis-i şerifte buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, her kim elini alnına sürer de alnından, secdeden sonra alnından kum, çakıl, toprak gibi bir şey yapışmış da onu silerse Allah okulundan kibri kaldırmıştır. Daha okulda kibir nasip olmaz diyor. Bana rastladı böyle bir şeyler. Mecburen geziyoruz, orada burada namaz kıldık, yol kenarında kıldığımız oldu değil mi? Her türlü yerde kıldık yani. Kasıtlı olmasa da bir de bakıyorsun alnına toprak gelmiş, çamur gelmiş. Bunlar oldu. Bunlar büyük. Namazın içinde silmeyin ama. Namazın içinde harekete lüzum yok. Tek elle hareket namazı bozmaz, ameli kesire girmez ama gereği yok, kerahata girer. Namaz selam verirsin, alnını böyle yaparsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazdan sonra alnını silerdi. Ve orada duası var. Arkadaşlar bulursa söylesin. Dualarım kitabında. Eşhedü en la ilahe illallah rahmanurrahim. Allahümme ezhib annil hemme vel hazen. Bu çok büyük bir duadır. Rahman ve Rahim olan Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Ey Allah'ım, kederi, derdi, üzüntüyü benden gider. Tam onu derken böyle silerdi. Ben onu ara sıra yaparım. Sanki başımdaki bütün dert, keder, üzüntü ha böyle elimden gider. Çünkü sünnet bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu boşuna yapmıyor. Bir de elini böyle çekerken bu duayı okuyor. Burada mana var. Bu işten hiçbiri rastgele değil. Mutlaka o hareketin, o sünnetin derde, kedere, üzüntüye ilacı var, tesiri var. Mutlaka. Onu yapın, amel edin. Yani cep dualarımda da yazılmış olması lazım. Hepsini geçirdik oraya. Şeyden sonraki bapta arayın. Farz namazlardan sonra okunacaklarda geçiyor bu. Farz namazlardan sonra. Yani sünnetten önce. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben böyle bir rüya gördüm. Bunlar da bir sabah geldiler, baktılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alnına çamur var. Ne anladılar hemen? E dediler ki Kadir gecesinin sabahında olacak bu. Diye söyledi bize önceden. Bir hesap yaptılar. 21. gece. Onun için İmam Şafii radıyallahu anh kesinlikle diyor 21'dir. Çünkü bu hadis-i şerif çok sahihtir diyor. Turuk tarikleri kuvvetlidir. Ve sahabe tespit etmiştir ki bu yağmur yağıptı. Alnınız çamura batırması 21. gecenin sabahında olmuştur. Yani yarın değil öbür gece. Cumartesiyi pazara bay. Allah'tan da işiniz yok. Ertesi gün pazar. O gece güzel bir kuvvetli ibadet çıkarın inşallah. He? Çıkarın mübarek adam. Burada teravih cemaatle kılalım. Yine sohbetlerimizi yapalım. Ben biraz dedim Yasin'le kıldırayım falan ama bilmiyorum canınız çıkar mı?
Ya tebareke secde falan ekleyecektim. Sonra dedim eklemeyelim, Yasin yetsin. He? Kur'an'ın kalbine bir gecede Yasin okuyan 24 kere hatmetmiş sevabı. 24 kere. Bazı hadislerde 10 hatim kesin. E bir de namazda, bir de teravihte olursa, o da Kadir gecesi ise bir voley vururuz inşallah. Ama Yasin çok uzun bir şey değil. 6 sayfa yok. Yani Yasin'i hızlı okuruz inşallah. Öbür sureleri kendimiz okuyalım. Namazda Yasin okuyalım. Değil mi? Yaşlı var, hasta var. En hasta benim zaten. Birbirini idare edelim. Ondan sonra esas mesele şudur. Ebu'l-Hasen-i Horasani Hazretleri. Şiratül İslam şerhinde geçer. Daha birçok kaynakta geçer. Bu zat Evliyaullah'ın ululuklarındandır. Diyor ki, buluğa erdiğim günden beri Kadir gecesini kaçırmadım. Kadir gecesi diyor, senenin gecelerinde gezer. Ramazan'ın gecelerinde gezer. Hadislerde de birkaç rivayet olduğuna göre gezdiği anlaşılıyor. Her sene aynı olmaz. Her sene aynı olmaz. Bu sefer bana diyor Allah keşfimi açtı. Çünkü Evliyaullah görüyorlar. Kadir gecesi ağaçlar secdeye kapanıyor. Onlar görüyorlar ağaçların secde yaptığını. Ben böyle veliler gördüm yani. Görenleri gördüm yani. Ben görmedim ağaçların secde yaptığını. Hemen şimdi diyeceğiz hoca hurafe konuşuyor. Ben görmedim. Anlatanları dinledim yani. Büyük veliler vardı. Rize'de vardı, orada vardı, burada vardı. Biz çocuktuk. Böyle zatları gördüm yani. Evet. Ben o zaman ağaçlar secde eder Kadir gecesi onu da bilmiyordum. O zatlardan öğrendim. Onlar özel nurları görürler. Yani manevi gözleri açık insanlar var. Şimdi de var. Bunları inkar edemeyiz. Yani biz görmediysek de görenleri kabul ederiz. İtikad ederiz. Hüsnü zannederiz. Değil mi? Efendim, Kadir gecesini diyor, Mevla bana hiç kaçırtmadı. Ve 40 senedir takip ettim. Ve bu 40 senedir izlenimim neticesinde baktım ki her sene farklı gecede. Ama ekseri 10 gecelerin teklerinde. Ekseri 10 gecelerin teklerinde. Fakat bunu neye göre tespit ettim diyor bu zat. Bu çok yüzlerce sene evvel, 400 sene evvel kitaplarda yazıyor, o da kaç yüz sene evvel. Benim diyor tespitim şöyle. Ramazan hangi günle girerse ona göre değişiyor. Her sene belli ama cetveli koymuş. Ramazan hangi günle girdi bu sene? Pazartesiyle girdi. Ramazan'ın bu sene ilk günü pazartesiydi. O şimdi ben 6-7 günü saymama lüzum yok. Biz sadede gelelim. Buyuruyor ki eğer pazartesiyle girerse o sene 40 sene dönmüş bu. 40 sene dönmüş ne demek? Bu 7 günden biriyle girecek daha. 8 gün yok. 7 günden biriyle girdiğine göre 40 senede kaç tane 7 de bu işi tespit ediyor anlıyor musun? 40'ta kaç tane 7 var? İşte 6 kere diyelim yani 6 sene dönüyor 6 kere. Anladım 6-7 senede bir tespit yapıyor. Bir daha 6'da 7'de ikinciye bakıyor aynı tutuyor. Bir daha 7'de anladın mı? 40 senede hafta günlerinden giriş çıkışlarına göre ben diyor kesin söylüyorum pazartesiyle girdiği sene mutlaka 21. gecedir diyor. Evliyaullah'ın keşfi budur. Onun için millet 27. gecede karavanaya mı gidecek? Lan niye karavanaya gitsin? 27. gece mübarek gece ondan sonra efendim teravih kılıyorsun ibadet ediyorsun. Hiçbir gece boş olur mu? Ramazan'ın geceleridir, tek gecesidir. O ayrı bir şey. Ama herkese de bu Kadir gecesi nasip olmaz. E hoca bir tek seni dinleyenlere mi nasip oluyor? Ya ben beni dinleyenlere nasip oluyor diye bir şey dedim mi şimdi sana? Ama ben de size kitapta gördüğüm bir şeyi nakletmek durumundayım. Çünkü neden? Yani bu zatın keşfine ben inanıyorum. Ben inanıyorum ama sen takva olmazsın, ibadetini eksik edersin, kul hakkı yersin. 21'i de Kadir gecesi olsa bile kaybedersin. Öbürü mübarek Müslümandır. 25'te de kazanır. Yani burada kim kazandı, kim kaybetti diye şahıslar üzerinde duramayız. Burada ihlas mühimdir, huzur mühimdir, tevbe-i nasuh mühimdir, geçmiş günahlarına kefaret olması mühimdir. Yoksa günahlara devam ederken Allah'la alay eder gibi haşa dalga geçer gibi bu gece de Kadir gecesiymiş, hadi ya tutarsa hesapları, bu balık tutmuyoruz yani. Onun için burada iyi niyet kazanacak.
Ama biz 21. geceyi ihya edeceğiz inşallah. Cumartesi pazara bağlaması itibarıyla iftara yakın bu sohbetimizi yapalım. Teravihden önce sohbetimizi yapalım inşallah. Geceyi de ibadetle ihya etmek nasip olsun inşallah. Şimdi su testisi su yolunda kırılacak. Siz sohbete devam edin, camiye devam edin, cemaate devam edin, mukabeleye devam edin. Ramazan mukabeleleriniz var değil mi? Dinliyorsunuz bu camilerde. Kendiniz çoğunuz yanlış okuyorsunuz mübarekler. Ben size diyorum kendiniz okumaktansa düzgün okuyan birini dinlemeniz lazım. Çünkü kıraatınız bozuk. Harfleri yanlış çıkarıyorsunuz. Çıkarabilirsiniz. Ekseriyetiniz talim tecvid kurallarını bilmiyorsunuz. Onun için dinlemek de sünnet. Dinleyen de ortak. Mukabeleye mutlaka iştirak edin. Ben size Allah için uyarıyorum. Zaten kaç gün kaldı şurada. Şimdi mesela bugün haber aldım. Ben de bana haber gelmiş ama ben haberi şey yapamadım yani. WhatsApp'tan atmışlar. Ben onu açmamışım. Daha yeni açtılar. Ben onu açmamışım işte. Cenazemiz varmış mesela. Şaban Efendi kardeşimiz vardı. Şaban Çak. Buranın cemaatiydi benim. Daha Mikail amca zamanında rahmetli. Beni de gezdirirdi. Bir ara şoförlüğümü yaptı. Beyaz sakallı, nur gibi adam. O yana giderdik, bu yana sohbete giderdik. Burada o zamanlar eskisi gibi. Eskiden öyle her zaman adam bulamazdın araba. Efendim, Şaban abiyle yolculuklarımız var, şeylerimiz var. E şimdi sabah sağlam adam, bu sabah efendim Kur'an'ını almış, bir saat evvel camiye gelmiş, sahurda mukabeleye kapıda girerken yığılmış. Kur'an elinde düştü, öldü. Bak, beş vakit namaza devam eden cami yolunda gitti. Şimdi cami yolunda gitti ne demek? Mahşere kadar sabah namazının cemaatinde yazılıyor şimdi. Mahşere kadar. İhramlı ölen, mahşere kadar ihramlı sevabı alıyor. İhramlı mahşere çıkacak. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek. Anladın? Kur'an okuyarak ölen, mahşere kadar Kur'an okuyor yazılması devam ediyor. Namazda ölen, secdede ölenler var ya. Secdede ölenler var. Namazda ölmek nasip olanlar var. Bunlar mahşer sabahına kadar secdede ya namazda yazılacak. Neden? Nasıl ölürseniz öyle dirileceksiniz. Ama evveli var. Temutune kema taşun. Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Yaşamanın önemi var. Saatlerin nerede geçti? Günlerin, gecelerin nerede geçti? Sen Allah'ın zikrinde miydin, fikrinde miydin? Mevla sana acır. Ara sıra günahta işlemiş olabiliriz. Kimse peygamber değil. Ama ekseriyetine bakılır yani. Sen Allah yolunda yaşadınsa su testisi, su yolunda kırılacak, yaşadığınız gibi öleceksiniz. Bak Hacı abi, her sabah mukabileye gidersen, her Ramazan gidersen, her sabah namazına gidersen, caminin kapısında ölürsün. Bu şimdi bir adımına bir günah siliniyor, bir adımına bir sevap yazılıyor. Cami yolunda zaten her giderken, gelirken, مَنْ غَدَى اِلَى الْمَسْجِدَ اُرَحْ öl ikindiye giderken, gelirken, veya sabah namaza giderken gelirken kim adım atarsa اَعَدَّ اللّٰهُ لَوْ لَوْ كُلَّ مَا غَدَى اُرَحْ Bukhari'dir. Efendi Hazretleri çok okurdu bu hadis-i şerifi. Her gidişinde Allah konaklarını, köşklerini, saraylarını yapar diyor cennette. Her dönüşünde bir daha köşklerini, saraylarını yapar. Kaç adımdan geri dönüyorsa. Gidişinde de, dönüşünde de. E bu zat şimdi bak tertemiz ölmüş. Tabi öğle namazına kalkmış. İkindi olsa, haberim olsa ben ikindiye belki yetişirdim. Ama nasip meselesi. Ben tabii sevdiğim bir abimiz, kıymetli bir abimiz. Ama mesleri yırtılmış. Neden yırtılmış? Kaza namazlarına defter tutmuş. Kazalarımı bitireyim. Halbuki hasta değil. Allah ilham ediyor öleceğini. Demiş ki kaza namazlarımı artırayım demiş. Defter hesabı tamamlayayım demiş. Bunlar bize ibret olsun. Kaç senelik kaza namazı olanlarımız var aramızda. Senin gülmeye, oynamaya, senin fuzuli işlere, diziye, maça nereden vakit buluyorsun? Zaruri helalından paranı kazan. Bir de çoluk çocuğun nafakasının dışında istirahat mecbur. Uyumazsan hiçbir şey yapamazsın. Geri kalan bütün vakitlerini kaza borcuna ayırman lazım. Mübarek, Şafii mezhebinde kazası olan teravih bile kılamaz. Haramdır. Teravih bile kılması haramdır Şafii mezhebinde. İlk borç ödenir diyor Şafii. Ha biz Hanefiyiz, onun için böyle mühim sünnetleri tera ama Efendi Hazretleri derdi, 12 rekat kuşluk kılma mübarek, madem kazan var 2 rekat kıl, gerisini kazaya ver derdi. Teheccüd, 2 rekat kıl,
Geri kalan kazanı kıl derdi. 12 rekat nafile niye kılıyorsun? Hanefiyiz, kılarız ama iki kıl bari derdi. Çünkü borçlusun. Defter. Her gün namazı 100 rekata çıkartmış Şaban abi. Ve 100 rekatlarla günlük aylardır hesabı, defteri tamamlamış. Arkadaşlar da demiş, Hasan abi falan vardı, şişman Hasan abi. O da gelmedi bu sene hiç. Onu da bulun bana. Ondan sonra onların arkadaşlarıdır onlar. Burada bizim muhtar falan. O da demişler ona ki artık kim dediyse, ya sen artık kazaları da bitirdin, herhalde gidersin demişler ona. O da ya demiş, gidersek demiş inşallah borçlu gitmeyiz demiş yani. Ve adam yeni defteri kapatmış, kazan bitti demiş, Mevla'ya gitmiş. Allah cümlemize hesaplarımızı tamamlayarak, borçlarımızı ödeyerek, kul haklarından helallik alarak, Allah'ın haklarını yerine getirerek, bütün zekat, oruç, ne kazamız varsa, kadın, erkek, hepsini ödeyerek, hanım kardeşler de Ramazan kazalarını bırakıyorlar öbür Ramazan'a. Ya mübarek, zaten en fazla hayıza denk gelse 10 güne denk gelir. En fazlası 10 bunu. Gerisi özür zaten, oruca mani değil ondan yukarısı. Sen 10 günlük orucu 355 gün, gökteki ay hesabı konuşuyorum yani, 355 günde 10 günü tutmamışsın. Şubat'ta tut, en kısa günlerde tut. Be kadın, gelmişler bu seneyi Ramazan tutuyorlar. Geriden borcun var mı? Var. Ama ne diyor hadis-i şerifte? Bir daha Ramazan'a kadar geçen Ramazan'dan borcu kalan hastaydın, iyi oldun. Veya seferiyken tutmadın, özür kabul ettin. Geldin tutmadın. Kadın hayızdın tutmadın, tutmayacaksın. Haşa, tutulmaz. Ama tutmayacaksın ama 355 gün geçti. 10 günü, çoğu 10 olmaz zaten. 6, 7, 8. Onu tutmadın. E buna mı, bu Ramazan kabul olmaz diyor hadis-i şerifte. Ya bu borçlarla, bu açık hesaplarla ölüme doğru gidiyoruz. Pat diye öleceğiz yani. E nasıl böyle açık hesap bırakıyorsun? Ben Müslüman ya. Ölüm var, kabir var, ahiret var. Sen yapma bunu. PKK'yı kahreyle, destekleyenlerini mahveyle. Terörü bitir ya Rabbelan. Bak geçen beraatta yaptık duayı. Seneye beraata çıkartma dedik. Yağmur saatinde siz oradaydınız. Aa, seneye kalmayacak inşallah. Bu dualar boşuna değil. Bu dualar kabul saatlerine denk gelen dualardır. İnşallah temizlenecek vatanımız. Allah Teala şehitlerimize gargayı garık rahmet eylesin. Mahşere kadar kabirlerini nur eylesin. Hediyelerimizi vasıl eylesin. Dualarınız kabul, duanız var. %100 kabul bir duanız var. Onu yapın inşallah. İçinizde niyet tutun, dua yapın, dilinizle yapın. Salavat getirin. İsteyin bir şey, peşine bir salavat daha tamam. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu ve estağfirullahellezî la ilahe illahu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Allahümme inni es'elukel cenneh ve e'ûzü bike minen nâr. Allahümme inni es'elukel cenneh ve e'ûzü bike minen nâr. Allahümme inni es'elukel cenneh ve a'ûzü bike minen nâr. Amin. Ve sallallahu te'ala ala seyyidina mevla Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Salla aleyke Allahu ya hayral vera تعدد حبات الرمال وأكثرا صل عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى